Merhabalar efendim, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere harika bir lezzet toplarıyla geldim arkadaşlar. Evet, farklı lezzetler denemeyi seviyorum. Bu lezzeti de sizlerle paylaşmak istedim. Uzunca bir süredir aklımdaydı yapmak ama denemek bugüne nasip oldu arkadaşlar. Ben kendi tarifimle bu topları uyarladım. Sizler daha farklı orijinal tarifini de yaparak uyarlayabilirsiniz. Evet, lezzetli peynirli pirinç toplarım için gerekli olan malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu topları nasıl yaptım? Sushi pirincinden pirincimi haşladım. Nasıl haşladım arkadaşlar? 3 çay bardak pirinci öncelikle sıcak suda bir 10 dakika bekletip süzdükten sonra, nişastasını yıkadıktan sonra 1'i 2 ölçü kullanarak, yani 3 bardağı 6 çay bardak sıcak su kullanarak pirincimi tuzsuz, yağsız olarak sade pişirdim. Daha sonrasında pirinci yaklaşık bir 10-15 dakika demlenmeye bıraktım. Demlendikten sonra lezzetlendirdim. Nasıl lezzetlendiriyorum arkadaşlar? Yaklaşık 50 milim pirinç sirkesi, 1 tatlı kaşık şeker, biraz da tuz ile pirincimi lezzetlendirdim. Güzelce karıştırdım ve gördüğünüz gibi bu kıvam elde ediyorum. Biraz ele yapışan bir pirinç elde ediyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bundan bir parça alıyorum. Elimi de biraz ıslatıyorum. Yapışmasın diye, kolay toplar yapayım diye ortasını açıyorum. Kaşar peyniri koyup kapatıyorum. Bu şekilde toplarımı hazırladım. Evet, ben bu topları sushi pilavından yaptım arkadaşlar. Kızım genelde sushi'yi çok seviyor ve benden sürekli yapmamı istiyor. Ben de bu kez biraz fazlaca yapıp bu şekilde lezzetli toplar denemek istedim arkadaşlar. Eğer sizler bu şekilde denemek istemezseniz İtalyanların orijinal arancini içli köfte topları vardır. Risotto pirincinden yapılıyor. Risotto gibi pişirip bu şekilde işlemleri yaparak top elde edip kızartabilirsiniz arkadaşlar. Yani maydanozlu, mantarlı, parmesan peynirli birçok alternatif vardır. Ben dediğim gibi sade pirinç ve içerisine peynir kullanarak bu şekilde toplarımı elde ettim arkadaşlar. Evet, toplarımı hazırladıktan sonra önce una buluyorum. Daha sonra yumurtaya buluyorum. Yumurtanın içerisine de biraz tuz ve karabiber ekledim arkadaşlar. Çırptım güzelce. Unlamış olduğum topları daha sonrasında yumurtaya her yerini buluyorum ve bu şekilde kendi hazırlamış olduğum panko unu var arkadaşlar. Ben artık ekmeklerimi bu şekilde değerlendiriyorum. Kurutuyorum ve mikserde çekiyorum. Galeta unu çok daha ince oluyor. Bu biraz daha iri taneli oluyor arkadaşlar. Panko ununuz yoksa galeta ununa da bulayabilirsiniz. Hiç sorun değil arkadaşlar. Evet, daha sonrasında böyle küçük bir tencereye sıvı yağ koydum. Yağ ısındıktan sonra pirinç toplarımı altın renk alana kadar kızartıyorum. Asla çatlamadı. Gördüğünüz gibi pirinç toplarım harika görünüyorlar arkadaşlar. Kesinlikle çatlama ve patlama olmadı ve dışı çıtır çıtır bir lezzet elde ettim. Sizler de bu şekilde yaparak harika lezzet topları elde edebilirsiniz. Sos olarak sarımsaklı domates sosu kullandım arkadaşlar ben. Evet, çıtır çıtır nefis oldular arkadaşlar. Dilerseniz kaşar peynir yerine mozzarella peynir de kullanabilirsiniz içine. O da çok güzel sünecektir eriyince. Sunum için arkadaşlar parmesan peyniri kullandım. Çok lezzet veriyor. Fesleğen yaprağı ile de sunumumu tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi şahane oldular. Gerçekten hem göze hem mideye hitap ediyor.
Şimdi sizlere içini de göstereceğim peynirin nasıl güzel akışkan olduğunu. Sizce de şahane görünmüyorlar mı? Nefis oldular. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Geri kalan lezzet toplarımı da aynen kızmış olan yağda altın renk alana kadar güzelce kızarttım. Hepsini aynı şekilde sarımsaklı domates sosu eşliğinde parmesan peyniri ve fesleğen yaprağı ile sunum yaptım. Bu şekilde bir menü hazırladım arkadaşlar. Ben daha sonrasında patates püresi, balık file kızarttım. Çıtır balık file ve kızımın isteği üzerine tabii ki ton balıklı suşi yaptım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi lezzet toplarım. Akşam çekimi olduğu için biraz karanlık oldu maalesef. Kusura bakmayın lütfen. Kamera tam net bir görüntü alamıyor ve tam istediğim gibi aydınlık çekmiyor. Ama sizlere de sonunu göstermek istedim. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve zil sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.